Selamlar. İngilizceyi en baştan öğrenme serisine başlıyoruz. Şimdi bu seride konular en net ve öz haliyle anlatılacaktır. Faydalı olmasını umuyorum. Şimdi İngilizceyi sıfırdan başlayanlar için önemli konulardan birisi articles'la başlıyoruz. Articles nerede kullanılıyor? İngilizce'de bir ismin belli ya da belirsiz olarak tanımlanması için kullanılıyor genelde. Bunlar e, en ve the'dır. Biz en'le başlayacağız. The'ya daha sonra bakacağız. Şimdi burada kurallardan bahsederken onları ezberlemek yerine bol bol örnekle akılda tutmaya çalışmak daha kalıcıdır kesinlikle. Çünkü ezberci mantığıyla gittiğimizde tıkanıp kalabiliriz ileride bir noktada. Şimdi en'le başlayalım. En bir ismin belli bir grup içerisindeki durumunu bilmemizi sağlar. Bire bakalım isimlerin önüne gelir ve bir herhangi bir anlamındadır. Anlamı bu. İsimleri telaffuz ederken sessiz harfle başlıyorsa isimleri telaffuz ederken sesli harfle başlıyorsa en gelir. Şimdi öncelikle isimlerin önüne gelmesi çok önemli. İsim hariç bir kelimenin önüne asla gelmez. Sıfat, fiil, zarf bunların önüne tek başına gelmiyor. Şimdi genel olarak öğretilirken sessiz harfle başlarsa sesli harfle başlarsa en koyun deniyor. Böyle pratik bir şey oluyor ama eksik bir anlatımı maalesef. Telaffuz çok önemli burada. Bakın, özellikle vurguladım. Telaffuz ederken eğer sessiz harfle telaffuz ediyorsak koyacağız. Telaffuz ederken eğer sesli harfle telaffuza başlıyorsak en koymamız gerekiyor. Örneklerle bakalım. Banana. Bir muz. Bakın banana. Sessiz olarak telaffuz ediyorum. A child. Çocuk. Bir çocuk. A notebook. Bir defter. A table. Bir masa. A glass. Bir bardak. Bu son iki noktaya birazdan bakacağız. An airplane. Bakın airplane. Uçak. Hem kendisi de sesiyle başlıyor. Sesiyle de telaffuz ediyoruz. Airplane. An engineer. Bir mühendis. An umbrella. Bir şemsiye. An example. Bir örnek. An apple. Bir elma. Şimdi son iki örneğimize bakalım. Üniversite. Şimdi eğer biz şu ezber şekilde öğrenirsek, isimleri sessizle başlıyorsa E koyun, sessizle başlıyorsa en koyun dersek burada hata yapmış oluyoruz. Bakın U ile başlıyor. Sesli bir harf en koymam lazım. Ama bunu U diye okumuyoruz İngilizce'de. Y ile okuyoruz. Yani university. University. Sessiz harfle telaffuz ettiğimiz için E geldi. Bakın bu da whole diye yazılıyor ama İngilizce'de whore diye okunmuyor tabii ki. Eğer biz buna dikkat etmezsek, ama bu sessiz deyip hemen e koymamız gerekiyor. Ama bu hour diyor. Yani h'yi siliyoruz baştan. An hour. Bir saat. O yüzden bunu ezberci olarak bakmıyorum. Sesli olarak telaffuz ediyorsak an, sessiz olarak telaffuza başlıyorsak e. İki örnek verdim. Can you give me a pencil? Bana bir kalem verir misin? Bakın bir, herhangi bir anlamına ihtiyaç duyduğum her yere kullanırım yani. I will buy a bag. Bir çanta alacağım, satın alacağım. Evet, devam edelim. Diğer kuralımızla. Hiçbir zaman tek başına bulunan sıfat ya da zarfın, fiilin önüne kullanılmazlar. Tamlama olması gerekiyor. Sıfat tamlaması, isim tamlaması vesaire kullanıyoruz ya. Tamlama olursa en gelebilir yani bir sıfat ya da zarfın önüne. Bakın happy diye bir şey yok. Bir mutlu. Saçma. A happy child olabilir ama. Mutlu bir çocuk. An extremely. Bir aşırılık bildiriyor. Aşırı. Bir aşırı. Böyle bir şey olamaz. An extremely tall building. Evet. Aşırı uzun, aşırı büyük bir bina tarzında kullanılıyor. Bakın bina burada isim mi zaten? Önüne sıfat gelerekten ne yaptık bunu? Sıfat tamlaması yaptık yani. Devam edelim. A clever, bir zeki. Böyle bir şey olamaz tek başına sıfat olduğu için. A clever student, zeki bir öğrenci olur tamlama. An honest, bir dürüst. Böyle bir şey yok. Bakın, an honest, bir dürüst. An honest boy, dürüst bir çocuk. Evet, bu uygun. Yani bu şekilde tamlama yapabiliriz aslında. Bunun genel mantığı anlatılıyor burada. Devam edelim.
Dördüncü kuralda e ve en cümle içinde herhangi bir anlamı taşıdığı için isimler mutlaka tekil olmalıdır. En önemli konulardan birisi zaten bir, herhangi bir tekil isim gerektirir. Çoğul isimde kullanılamaz kesinlikle. Çoğul isimde kullanamazsın. A glasses, bir bardaklar. Yanlış bir kullanım, böyle bir şey olamaz. Zaten çoğul aldığını S'le bildirdim burada. Yine isimlerin çoğul yapımını inceleriz sonra. A books, bir kitaplar. Böyle bir şey olamaz. A glass, bir bardak. Doğru kullanım. A book, bir kitap. Doğru. O zaman çoğul isimde kullanamam. Mutlaka tekil isim olmalı. Beşinci kuralımıza bakalım. E ve N sayılamayan isimlerle de kullanılamaz. Şimdi sayılamayan isimler zaten önüne bir almayacağı için kullanılamıyor. Sayılamayan isimlerden birkaç tane örnek verdim. Bunları çoğaltmak mümkün. Milk, sıvılar sayılmaz zaten. Duygular, soyut şeyler sayılmaz. Süt, bir süt olmaz. Bir kutu süt olabilir. Water, su. Bir su olmaz. Mesela bir bardak su olabilir. Bir şişe su olabilir. Love, sevgi, aşk. Bunu sayamazsın yine. Weather, hava sayılamaz. Money, para. Bir para, iki para diye sayılmadığı için even gelmez. Bu sayılamayan isimler dediğim gibi çoğaltılabilir. Mesela furniture, mobilya sayılamaz yine. Cheese, peynir sayılmaz. Ama bir dilim peynir sayılır mesela. Bunların mantığına ileride bakarız. Evet, kurallarımız böyle. Şimdi bununla ilgili küçük bir exercise yapalım. Örnek çözümüyle konuyu yerleştirelim. And exercises. Evet. Şimdi kurallarımızı hatırlayarak yapacağız bunları. There is green English book on the desk. Masanın üzerinde, yani sıranın üzerinde yeşil İngilizce kitabı var. Yani yeşil bir İngilizce kitabı var diyeceğiz. Green, sessiz olarak söylüyoruz. O zaman ne diyelim? She is reading old comic. Eski bir komedi kitabı okuyor. Eski old. O zaman ne koyacağız? An. They have got, nasıl diyebiliriz? Idea. Idea. Sessizle mi telaffuz ediyor? Sessizle mi? An idea. O zaman an yazalım yine. An idea. Sesli. He is drinking a cup of coffee. Evet. Cup of. Cup. Zaten sesli değil, sessiz bir harfle. O yüzden yani bir fincan kahve içiyor. The girl is a pilot. Kız bir pilot. E geliyor. Bakın sesli harfine. Leipzig has an airport. Airport sesli olduğu için en koymam lazım. Leipzig'de bir havalimanı var. An. This is expensive bike. Bakın bike tek başına olsa E gelir ama expensive bir sıfat gelmiş ve bu sesliyle telaffuz edildiği için an. An expensive bike. Bu pahalı bir bisiklet. Look, there is bird flying. There is a bird flying. Evet, uçan bir kuş var. Yine sessiz bir harf. My father is, bakın H ile başlıyor ama yine H ve O yan yana gelince H okunmuyordu. Ağır gibi. Honest person, dürüst. Honest. Yani sesiyle ifade ettiğim için en koyuyoruz. My friend likes to be astronaut. Zaten astronaut sesiyle ifade ettiğim için. Evet, en. Şimdi burada kelime olarak örnekler var. Egg. Sesli harf yumurta. Bir yumurta demek istiyorsak an egg. Famous brand. Brand marka. Ünlü bir marka diyeceğiz. Famous. Sessiz bir harf dediğimiz için E gelecek. Mouse, fare. Sessiz olduğu için ne yapalım? A mouse. Elephant, sesli harf. Fil demek. An elephant. Beneficial drink. Drink içecek. Beneficial faydalı, yararlı. Yararlı bir içecek. Yine sessiz harf olduğu için E. Ant. Karınca. Sesli harf an ant. Offer, teklif. Sesli bir harf
An offer, bir teklif. Actor, sesli, aktör demek. An actor, bir aktör. Smart man, zeki bir adam. A smart man, smart. Sessiz harf kullandığım için E koyduk. Old book, eski bir kitap. Yine book olsaydı E koyardık ama old sıfat gelip sesliyle başladığı için an old book. Evet, en konusu bu şekilde. Daha fazla örnek çözerek bilgilerinizi taze tutabilirsiniz. D ile devam edeceğiz. İyi günler.